أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Arkadaşlar burada kalmıştık. Buradan Arapça dersimizde. Buradan devam edelim. Harfi cerler deyince arkadaşlar, bir kere şunu bileceğiz. Harfi cerler ismin hassalarından. Ne demek ismin hassalarından? İsmin önüne gelir arkadaşlar. Nasıl elif lam takısı ismin bir özelliği ise, nasıl tenvin iki üstün, iki esre, iki ötre, yani dammeten, fethaten, kesreten ismin özelliklerindense, bu harfi celler de arkadaşlar ismin özelliklerinden. Harfi celler isimlerin önüne gelir. Türkçedeki deda, yani bulunma haleki, ayrılma, dendan ve yönelme, durum ekleri yerinde ile üzerinde gibi anlamlarda kullanılan harf öbekleridir. Harf öbekleri demiş. Zaten bu harf-i cerlere 5. ünitede ayrıntılı bir şekilde değinecekmiş. Ama burada şunları da bilmeden geçmeyin diye söyledi bize. Min dendan arkadaşlar. Min dendan. Ha, buna yazın. Ekstra bilgi vereyim. İleride bu lazım olur. Min bidayet bildirir arkadaşlar. Bidayet. Bede'e yebde'u var ya, başlangıç, bidayet bildirir. Mesela sirtu, ben yürüdüm, minel beyti ilel medreseti. Evden okula yürüdüm diyor mesela. Min bidayet bildirir, bidayet. Evet. Dendan, ilada nihayet bildirir. Yani az önce verdiğim örneği bunun için de kullanabilirsiniz. Sirtu, minel beyti ilel medreseti. Evden okula yürüdüm. Bidayet neresi? Başlangıç neresi? Yürümenin başlangıcı ev. Nihayeti neresi? İla. Fi deda arkadaşlar. Deda bu zarfiyet bildiriyor. Fi deda zarfiyet bildiriyor. İçindelik bildiriyor. Peki bu da deda demiş ama tabi deda manasında kullanılır ama genelde ile manasında, ile. Mesela ketebtu bil kalemi. Kalem ile yazdım. İşte et talibu fis saffi. Öğrenci sınıftadır. Yani sınıfın içindedir. Zarfiyet, içindelik bildiriyor. Ma'a ile. Evet. Onu harficer almış burada ma'ayı. Buna bir bakmadık. Yine karşımıza çıktı bak. Daha önce baksaydık. Yine karşımıza çıktı. Bakacağız inşallah buna. Ala üzerinde. Üzerinde. Şimdi şöyle basit cümlelerden hareketle İrab'a bir giriş yapalım arkadaşlar. Biz daha önce giriş yaptık ama bu kitaba göre giriş yapalım. Ketebe et-salibu risaleten. Fiil, fail, mef'ul. Fiil, fail, mef'ul. Tamam mı? Evet, şöyle yapalım. Ketebe fiili mazi. Feta üzerine mebni arkadaşlar. Fiili mazi mebniyun alel feth. Feta üzerine mebni. Nereden anlıyoruz ne üzerine mebni olduğunu? Lamel fiil hangisi ise fiili mazinin. Bunu da daha önce anlattık ama pratik bir bilgi olarak, not olarak ekleyebilirsiniz. Lamel fiili neyse onun üzerine mebnidir. Et talibu fail. Failun faildir. Merfu'un merfudur. Ne ile? Bir dammeti. Damme ile. Niye? Çünkü müfret sözcüklerin ref alameti dammeydi. Risaleten mef'ulun mef'uldür. Mansubun mansuptur. Çünkü mef'uller daima mansuptur. Ve nasb alameti fetha arkadaşlar. Mef'ulun mansubun bil fethati diyoruz. Liennehu müfredun. Çünkü o müfrettir. Evet. Tekrar yapalım. Ketebe fi'lun madın. Fiili mazidir. Değil mi? Mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebnidir. Et talibu fa'ilun faildir. Merfu'un bit dammeti. Damme ile merfudur. Risaleten de mef'ulun mef'uldür. Mansubun bil fethati. Mansubun bil fethati. Ha, bu ikisine de li'ennehu müfredun şeklinde, çünkü o müfrettir diye ekleyebiliriz. Bir daha yapalım.
Fa'ilun merfu'un bi'd-dammeti li'ennehu mufredun. Risaleten iki nokta üst üste mef'ulun mansubun bi'l-fethati li'ennehu mufredun. Bunu klavyesi iyi olan arkadaşlar bu şekilde yazsın arkadaşlar. Az önce söylediğim şekilde. Kesebe fi'li ma'dın işte mebniyun alel-fetha diye et-talibu fa'ilun merfu'un bi'd-dammeti li'ennehu mufredun. Risaleten mansubun bi'l-fethati li'ennehu mufredun şeklinde yazsın. Bu diğer arkadaşları da bu şekilde görmüş olsun. Yani Arapça ifadelerle Türkçe ifadeler arasında bir fark yok ya. Yok yani. Sen ha buna şey demişsin. Faildir, damme ile merfudur demişsin. Ha fa'ilun, merfu'un bit dammeti demişsin. Çok bir fark yok. Onun için Arapça irabı öğrenmek daha önemli ve daha kolay. Evet. Devam ediyoruz. Öğrenci bir mektup yazdı. Bak, öğrenci bir mektup. Peki. Değerli arkadaşlar, biz şöyle diyelim. Bir öğrenci mektup yazdı diyelim. Nasıl söyleyeceğiz? Bir öğrenci mektup yazdı diye nasıl söyleyeceğiz? Hadi bakalım. Bir öğrenci mektup yazdı. Hadi bakalım. Şimdi bu Naciye'nin yazdığı bir öğrenci bir mektup yazdı oldu. İkisinden ekle yaptı. Ketebe talibun risaleten. Ama ben öyle demedim. Ben ne dedim? Bir öğrenci mektup yazdı diyelim dedim. Değil mi? Bir öğrenci mektup yazdı. Ha. Evet, şu doğru işte. Ketebe talibun er-risalete. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Burada şimdi dört tane cümle örneği verelim. Dört tane. Birincisini zaten vermiş bu. Ketebe talibu risaleten. Öğrenci bir mektup yazdı demiş. Peki biz ne diyelim? Biz de bir öğrenci bir mektup yazdı diyelim. İki. İkincisi bu. Ketebe talibun risaleten. Bak bunlar sizi çok geliştirecek. Onun için bunları yazın tek tek. Yani et talibu dediğimiz zaman öğrenci, risaleten dediğimiz zaman bir. Yani nekreye bir manası veriyorduk ya. Evet. Onu uygulatmak için. Ne dedik şimdi ikinci olarak? Ketebe talibun risaleten. Bir öğrenci bir mektup yazdı. Peki şöyle yazalım. Bir öğrenci bir mektup yazdı. Başka ne diyelim arkadaşlar? Başka nasıl bunun permütasyonu, kombinasyonu olur? Az önce söylediğimiz gibi üçüncüsü. Bir öğrenci bir mektup yazdı. Değil mi? Ketebe talibun risaleten. Öğrenci bir mektup yazdı. Buradaki gibi. Evet, bunları siz yapın artık. Tamam mı arkadaşlar? Bunları siz yapın. Yani şunları değiştireceksiniz. Faille mef'ulleri marife nekre yapacaksınız. Tamam mı? Mesela ketebe talibu risaleten. Şunu nekre yap. Ketebe talibun risaleten. Bir öğrenci bir mektup yazdı. Bu marife kalsın ama şunu da marife yap. Ketebe talibu risalete. Öğrenci mektup yazdı olur. Gibi. Bunlar işte. Hepsini toparlarsınız zaten. Devam ediyoruz. Bu cümlelerin irabını yapın diyor. Burada Türkçeleştirmiş tabii. İlk başta öğretmek için. Benim hoşuma gitmiyor ama görebilirsiniz yani bunları. Mazi fiil üçüncü tekil şahıs eril demiş. Çok acayip Türkçeleştirmiş. Biz buna ne diyoruz? Şuraya yazıyoruz bak. Fi'lun mazin. Fi'lun mazin. Fiili mazidir. Evet. Mebniyun alel fethi deyip konuyu kapatıyoruz. Özne, fail demiş. Merfu, ref, alamet, sondaki dambe demiş. Biz buraya ne diyoruz arkadaşlar? Fa'ilun. Merfu'un diyoruz. Merfu'un bit dammeti. Liennehu müfredim. Evet.
Burada risaleteni vermiş. Nesne, mansup, nasb alâ sondaki fetha. Mef'ulun mansubun bil fethati li'ennehu müfredün diyoruz. Bu söylediklerimi şu yana yazın. Klavyesi olan bir arkadaş yazsın. Siz de yanınıza yazın. Bu cümleyi mef'ulü belirli yaparsak anlaması değişiyor. Az önce yukarıda söylediğimi uygulatmış aslında burada. Zaten failimiz belirliydi. Bir de mef'ulü belirli yaptı. Öğrenci bir mektubu yazdıyken, bir mektup yazdıyken öğrenci, bilinen bir öğrenci, bilinen bir mektubu yazdı oldu. Ketebe talibu er risalete. Bu cümlede de hem faili hem mef'ulü nekra yaparsak anlam nasıl olur? Ketebe talibun risaleten. Bir öğrenci bir mektup yazdı olur. Zaten burada vermiş ama ben ora vermeden siz yapın istedim. Cümleyi yönelme durumunda bir dolaylı tümleç ekleyerek. Bak, Türkçe'de dolaylı tümleç bunun adı. Ama Arapça'da bu dolaylı tümlecin adı ne arkadaşlar? Bu dolaylı tümlecin adı ne Arapça'da? Hadi bakalım. O dolaylı tümlecin adı ne? Mef'ulün bih gayri sarih diyoruz değil mi? Mef'ulün bih gayri sarih. Evet. Harfi celli fiile mef'ulün bih gayri sarih diyoruz değil mi? MBGS kısaca. MBGS. Yani Melike ile Naciye'nin yazısı da yanlış değil tabii. Harfi celden sonra geliyor ama o dolaylı tümlecin tam karşılığı, Arapçadaki tam karşılığı mef'ulün bih gayri sarih. Evet. Mef'ulün bih gayri sarih ekliyoruz. Öğrenci bir doktora bir mektup yazdı. Öğrenci dediği için et talibi gelecek bak. Peki. Bir doktora bir mektup yazdı. Bir mektup risaleten. Bir doktor ila tabibin. İla tabibi olmadı bak. Tamam mı? Ama burada deseydi ki arkada verecek mi bilmiyorum. Ha vermiyor. O zaman biz yapalım. Biz şöyle deseydik. Öğrenci doktora mektup yazdı. Öğrenci doktora mektup yazdı. Nasıl düzeltecektik bu cümleyi? Bak şu nekralar hep bir manası veriyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Nekralar hep bir manası veriyor. Öğrenci doktora mektup yazdı deseydik nasıl diyecektik arkadaşlar? Öğrenci doktora mektup yazdı. Evet, diğer arkadaşlar da katılsın lütfen. Betül, Kevser Aktaş, Melike, Mesut abla, Rukiye, Salih hocam, Seda Nur, Songül. Onlar da derse katılsın. Ayşenur, şu Er Risalete'yi de Elif Lam'la yapalım. Çünkü dedik ya, doktor, öğrenci, doktora mektup yazdı. Tamam mı? Öğrenci, doktora mektup yazdı. Ha, evet. Güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Yani hangisinin önüne Elif Lam getirirseniz onun önünde bir olmaz tercümede. Hangisine getirmezseniz onun önünde bir olur. Bir olması gerekir. Ya da yakışıyorsa diyelim yani. Yakışıyorsa kalsın, yakışmıyorsa at gitsin. Ketebe talibun risaleten ila tabibine diyebiliriz. Bir öğrenci bir doktora bir mektup yazdı. Yani herhangi bir öğrenci, herhangi bir doktora herhangi bir mektup yazdı. Hepsi nekra. Evet, güzel. Tamam Rukiye. Tamam. Hadi bakalım. Burada yeni bir söz öbeği olan ila tabibini irab edelim. Edelim. Bak ne kadar güzel irab anlatıyor aslında. İla harfi cer. Biz ona ne diyoruz arkadaşlar? Harfi cere kısaca ne diyoruz? Car. Harfi cerden sonra gelen kelimeye ne diyoruz? Mecrur. Evet. Harfu cer. Harfu cer. Ya da car diyoruz. Mecrurun bil kesrati. Mecrurun bil kesrati. Evet. Bu kadar. İkisine beraber ne diyoruz peki arkadaşlar? İkisine beraber ne diyoruz? Harfi cerle mecrur ismini oluşturduğu yapıya ne diyoruz arkadaşlar? Şibih cümle diyoruz. Çok güzel. Şibih cümle. Yani bunun irabını yapacak olursak
Ketebe fi'lun madin. Fiil mazidir. Mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebnidir. At-talibu fa'ilun merfu'un bid-dammeti li'ennehu müfredun. Faildir, merfudur. Damme ile merfudur çünkü müfreddir. Risaleten mansubun mef'ulun bil fethati li'ennehu müfredun. Mef'uldür, mansuptur. Fetha ile mansuptur. Ve müfred kelimedir. İlâ car, tabibin mecrur. İkisi beraber şibih cümle. Ketebenin neyi arkadaşlar? Ketebenin neyi? Mef'ulün bi gayri sarihi. Şimdi bir dış irab var, bir iç irab var. Dış irab ne demek? Dış irab şu demek aslında. Ketebe fiil, et talibu fail, risaleten mef'ulün bi sarih, ilâ tabibin de mef'ulün bi gayri sarih. Bu dış irab. Ama içine girdiğimiz zaman ilâ car, tabibin, mecrur, ikisi beraber şibih cümle, ketebenin, mef'ulün bi, gayri sarihi dediğimiz zaman artık iç irab'a girmiş oluyoruz. Dış irab direkt şu. Ketebe fiil, et talibu fail, risaleten mef'ul, ilâ tabibin mef'ulün bi gayri sarihi. Bu dış irab. Ama o ögelerin kendi içerisinde girip onu konuşmaya başladığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? İç irab. Tamam mı? Bu dış irab, iç irab meselesinde bilelim inşallah. Dış irab, iç irab. Devam ediyoruz. Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi tenvin sadece belirsizlik göstergesidir. İrab'da alamet aranırken sadece ana harekeye bakılır. Ana hareke nedir? Yani şunu diyor yani. İster damme olsun, ister çift damme olsun fark etmez. İster fetha, ister fethaten. İster kesra, ister kesreten olsun fark etmez diyor. Sadece şu tenvinlerde, bak şunlarda olursa belirsizlik göstergesidir. Bir manası verilir. Ama şunlar olursa arkadaşlar, şunlar olursa belirlik manası, bir manası verilmez. Çünkü tenvin ya iki dammedir, ya iki fethadır, ya iki kesradır. Biz bunlara dammeten, fetheten, kesreten diyoruz. Bu harekelerin iki veya tek olmasının İrab açısından bir önemi yoktur. Evet. Şimdi geldik bölümümüze. Aşağıdaki sözcüklerin merfu, mansup, mecrurluk durumunu yanlarına yazınız demiş. Yanlarına yazınız. Yazalım. Muallimin. Nedir arkadaşlar bu? Muallimin. Nedir bu? Bunun yanına Türkçe yazmıyoruz bak. Türkçe yazmıyoruz. Arapça, şöyle biraz güzel yazmaya çalışayım. Mecrurun. Mecrurun yazıyoruz. Medrasetün. Merfu'un. Merfu'un. Eddeftera. Mansubun. Evet, şurası biraz bozuluyor ama mansubun. Eşşecerati mecrurun. Elhadigatü merfu'un. Bu şekilde, tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde inşallah burayı yapacağız. Burada yaparken şöyle de diyebiliriz mesela, bak pratik olsun diye. Hatta bundan üçünü de alabiliriz genişletmek için. Dilimiz alışsın diye. Mesela muallimun deriz. Muallimun, merfu'un bid-dammeti, muallimen, mansubun bil-fethati, muallimin, mecrurun bil-kesrati. Yani her kelimeyi her halinde yaparız yani, tamam mı? Burada yazdığına biz bakmayız. Alıştırmayı kendimiz oluştururuz yani, alıştırmayı kendimiz genişletiriz. Medrasetun, merfu'un bid-dammeti, medraseten, mansubun bil-fethati, efendim medresetin mecrurun bil kesrati. Eddefteru merfu'un bil dammeti. Eddeftera mansubun bil fethati. Eddefteri mecrurun bil kesrati. Niye? Çünkü bunların tamamı müfret arkadaşlar. Müfret isimlerin refali damme, nasbali fetha, cerali kesraydı. Tamam mı? Hatta burada şöyle de bir çalışma yapabilirsiniz. Bu da kelime yönünden. Dedim ya, alıştırmaları biz
İlla kitabın dediği gibi yapmak zorunda değiliz. Kendimiz bu araştırmaları geliştirebiliriz. Muallimun çoğulu muallimune. Medresetün çoğulu medaris. Defterun defatir. Şeceratun eşcar. Hadikatun hadaik. Beytun buyutun. İki tane beyt vermiş. Kalemun aklamun. Seyyaratun seyyarat. Kitabun kutubun. Bak burada bir de tekil çoğulları öğrenmiş olduk. Hangisininki düzenli geliyor, hangisininki düzensiz geliyor. Düzensiz gelenler hangi babda geliyor? Tamam mı? Şimdi hemen birkaç tane interaktif yapalım inşallah. Berna. Berna Şahin. Evet hocam. Evet hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Şu üç örneği ben yaptım. Ne yapacağımızı anladın değil mi? Ay, anladım hocam. Tamam. O zaman şeyden sen devam et. Dördüncüden. Tamam. Elbeytü. Yok. Eşcecer atıyor. Dördüncü elbeytü değil. Yani şey Tamam. olarak diğer üçünü ben üç hale göre yaptım ya. Sen de üç hale göre yap. Tamam. Eşeceretü merfuun bir dammeti. Eşecerete mansubun bil feta Tam eşecereti söyleyelim böyle. Tam irabına göre söyleyelim ki dilimiz tamam otursun. Eşşeceratu eşecereti merfuun bir dammeti merfu'un bid dammeti. O bir hani dammeti niye tamam bid dammeti diyoruz? Çünkü dat harfi şeyden değil mi? Şemsiye harflerden. tamam hocam. Şemsiye harfler başına elif lam gelince ne oluyordu? Okunmuyordu. Direkt elif lam. Hayır, şemsiye harfleri de okunuyordu. Kameriler de okunmuyordu. Yani onun Tamam. için bil dammeti demiyoruz. Bir dammeti diyeceğiz. Bir Tamam. dammeti. Eşeceretü merfuun bid dammeti. Eşecerete mansubun bil feta. Feta. Fethati. Fethati. Eşecereti mecrurun bil kesra. Kesra. Kesreti. Güzel. Devam. El hadigatü merfuun bit zammeti. El hadigate mansubun bil fethati. El hadigati mecrurun bil kesreti. Çok güzel. Peki. Berna, biz el hadikatu merfu'un bid dammeti dedik. Merfu'un bid dammeti deyince ne demiş oluyoruz biz? Hocam yani ref alameti damme. Ha, damme ile merfudur demiş oluyoruz veya bir başka bir şey değil mi? Çok Evet. güzel. Devam. El beytü merfuun bid dammeti. El beyte mansubun bil fethati. El beyti mecrurun bil kesreti. Çok güzel. Bir tane daha ya. El beyten Yok. Elbeyten olmaz. Elbeyten olur mu? tamam, Beytun. beyten Beyten. pardon. Pardon hocam. Beytü beytün de demem gerekiyor hocam değil mi? Çünkü burada tenvinli gelmiş. Tabii, elif lam giderse tenvin gelir. Tenvin Tamam. varsa lam gider. Tamam. Beytün merfuun bir dammeti. Beyten mansubun bil fethati. Beytin mecrurun bil kesreti. Mecrurun bir kesreti ne demek? Mecrur yani cer alameti kesra ile. Çok güzel. Peki, bu dersimizle alakalı değil ama diğer derslerimizde öğrendiklerimizle alakalı bir soru sorabilir miyim? Tabii hocam buyurun. Şimdi mesela merfu dedi, mansup dedi, mecrur dedi. Klasik dersimizde Hı. öğrenmiştik. Merfu kaç konumda olurdu? Merfu'nun sakinleri kaç taneydi? Merfuun sakinleri. Yani merfuatlar kaç taneydi? Ha, merfuatlar hocam. Fail, İşte kaç tane? Sayı sordum bir de. müpteda haber, kânenin ismi, kânenin İşte sayı anne ve söylemiştim. kardeşlerinin aynen hocam. Merfuata Bu tabi olanlar vardı bir de. 9 tane. Aha. Mansubat? 13 Mansubat. tane. Ha, mansubat da 13 tane. Mecrurat 2 tane. Mecrurlarda 2 taneydi hocam. Güzel. İşte bunları bileceğiz. Yani bunlara biz şimdi Hocam merfu. isim olarak biliyorum. Hani sayısını şey yapmadım da isim olarak biliyorum. Tamam, sayısını da bilelim bak. 13, Tamam. 9 da 22, 24. 24 22. tane sakin var aslında yani. Tamam mı? 24 tane. Bu 24 sakinin 9'u merfuat mahallesinde oturuyor. 13'ü mansubat mahallesinde, 2 de mecrurat mahallesinde oturuyor. Yani biz bunlara
merfu'un bil dammeti, mansubun bil fethati, mecrurun bil kesrati deyip geçiyoruz ama nerelerde merfu olacak, nerelerde mansup olacak, nerelerde mecrur olacak, o da ayrı bir mevzu bahis. Onu da biz öğrendik. Mesela nerelerde merfu olur? Fail olursa, naibi fail olursa, mübteda olursa, haber olursa, inne ve kardeşlerinin haberi, kâne ve kardeşlerinin ismi olursa merfuat olur, değil mi? Evet hocam. Hah, mansubat ne zaman olur? Beş mefullerde, hallerde, temizlerde, işte müstesnalarda gibi gibi. Kâne ve kardeşlerinin haberi inne ve kardeşlerinin isminde olur. Peki mecrurat nerelerde olur mecrurat? Hocam muzaf ve muzafın ileyhde. Harfi cerleye. Şey, harfi cerden sonra gelen kelimede. Aha. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Selamları. Aleyküm selam. Evet. Bir de sondan alalım. Songül. Songül Serçe. Songül. Bizi duyuyor musun? Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah Songül. Başlayayım mı? Songül, sen niye hiç derslere katılmıyorsun? Bak, benim gözlerim seni arıyor, bak ha. Haberin olsun. Hocam katılmasam da yani kendim yapıyorum aslında. Yok, biliyorum biliyorum da yine de katıl, tamam mı? Tamam hocam. Arkadaşlarımız yazıyor diye ben de bir daha yazmayayım gibisinden düşünüyorum ama. Yok, o onun sana çok faydası olur yani, tamam mı? Çünkü her zaman doğru bildiğin şeyi bazen yanlış bilebilirsin. Düzeltirsin. Onun için yine o şeye alış yani, o derse katılma havuzuna sen de katıl, tamam mı? Tamam hocam, inşallah. Hadi bakalım. Başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kalemun merfu'un biddammeti. Kalemen kalemen mansubun bil fethati. Kalemin mecrurun bil kesrati. Çok güzel. Peki bir de bunları eliflam getirerek kullan bir de. El kalemu merfuun bittam. Yok, bu sefer gerek yok. Sadece yok. El kalemu eliflam el getirerek. El kalemu, el kaleme, el kalemi. Çok güzel. Peki. Şimdi kalemun, kalemen, kalemin. El kalemu, el kaleme, el kalemi. Bunlar arasında bir fark var mı? Yani İrap açısından. Yani kalemun dememizle el kalemu dememiz arasında bir fark var mı? Evet var hocam. Kalemun mesela bir kalem olarak niteliyoruz. Eliflam takısı getirdiğimizde de kalem olarak. Ha, ama bu tercüme olarak var. İrap açısından bir fark var mı? İrap açısından. Yani kalemun derken de merfu'un bir dammeti diyeceğiz, değil mi? El evet. Kalem derken de merfu'un bir dammeti diyeceğiz. Yani evet. Harekenin çift mi tek mi olduğu irab açısından fark etmiyor. Tercüme açısından fark ediyor. Evet hocam. Tamam. Onu o zaman not olarak bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani harekenin tek mi çift mi olduğu irab açısından bir fark yok. Ama ne açısından var? Marifelik nekralık. O da direkt tercümeye yansıyor. Çünkü niye? Tercümede biz nekral olanları senin dediğin gibi Songül bir olarak çeviriyorduk, değil mi? Evet hocam. O zaman sadece tercümede bir farklılık var. Peki, bu merfuat deyince kaç tane konum var? Kaç tane sakin var bu merfuat mahallesinin? 9 tane var. Neler mesela? Biraz böyle hemen say mesela aklına gelenleri. Failler, naibi failler, inne ve kardeşleri. Nin neyi? İnne ve kardeşlerinin neyi? İnne ve kardeşlerinin haberi. Çok güzel. Mübteda haberler. Mübteda evet haberler. Güzel. Bu kadar. Peki, geldi. Mansubat? Mefuller geliyor. Beş mefuller değil mi? Mefulüm bihler. Evet. Güzel. Başka? Kaç taneydi peki? Mansubat kaç taneydi? 13 taneydi. Bravo. Evet. Haller var, temizler var değil mi? Evet. İnne ve kardeşlerinin ismi, kâne ve kardeşlerinin haberi var. Evet. Leyseye benzeyen ma ve la'nın yine haberi var falan falan. Peki mecrurlar kaç tane? Mecrurlar 2 tane. Bir harfi cer olan, bir de
Muzafun ileyhte. Bak harfi cer olan demeyelim işte. Harfi cerden sonra gelen. Yani bir harfi cer. mecrur kelime, harfi cerden sonra gelen mecrur kelime. Bir de muzafun ileyhler değil mi? Evet hocam. Güzel. Evet. Diğerlerini de yap. Eseyareti yapacağım. Eseyareti yapacağım değil mi hocam? Aha, evet. Ha, tamam. Eseyaretu merfuun biddammet. Eseyarete mansubun bil fethati. Eseyareti mecrurum bil kesrati. El kitabu merfuun biddammeti. Ay baştan alayım da. El kitabu merfuun biddammeti. El kitabe mansubun bil fethati. El kitabi mecrurun bil kesrati. Şimdi biz bunlara kitabun, kitaben, kitabin desek de yani el kitabuyla kitabun, el kitabeyle kitaben, el kitabiyle kitabin arasında irap açısından hiçbir fark yok değil mi? Evet hocam. Sadece ne açısından fark var? İrap açısından. Yok, irap açısından fark yok. Ne açısından fark var? Tercüme açısından. Evet, anlam açısından. Evet. Anlam açısından fark var. Çok teşekkürler. Gayet güzel. Ben teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Sizden de. Bu bölümde ne yapıyoruz? Bu bölümde gördüğümüz merfu, mansup, mecrur kavramlarını 4 ve 5. bölümlerde anlatılan fiil ve isim cümlesi ögelerinin irab durumlarıyla ilişkilendiriniz. Zaten biz buraya gerek yok. Biz gerektiği kadar yapıyoruz. Ama dediğim gibi şuradaki örnekleri hem nekralarını hem marifelerini. Yani bir satırda 6 tane kelime yapacaksınız yani. El muallimu, el muallime, el muallimi. Tamam mı? Muallimun, muallimen, muallimin. 6 tane yapacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şunlar zaten aynı. 6 tane yapınca birine 3 düşüyor. Dolayısıyla 9 tane. 9 kere 6, 54 tane kelime yazmış olacaksınız arkadaşlar. 54 tane. Değil mi? 9 kere 6, 54 mi yapıyor ya? Herhalde. 54 tane kelime yazmış oluyorsunuz. Ve bunu yaparak ne yapmış oluyorsunuz? Bak, hem irab alıştırması yapmış oluyorsunuz. Hem marife nekri alıştırması yapmış oluyorsunuz. El takısını halen kullanmada sıkıntı çekiyoruz bak bazen. Biliyormuş gibi gözüküyoruz. Ama şeddel okuyacağımız yerde el diye okuyoruz şemsi harfleri. Mesela adam diyor ki el... Ne diyor mesela? El şemsu diyor mesela. El şemsu olur mu? Bir de bunların üzerine tekilleri çoğullar ekleyin. Al sana çok yönlü, çok yönlü bir alıştırma. Değil mi? Türk Dil Kurumu'nun otobüse ne diyordu mesela? Çok oturgaçlı götürgeç diyordu değil mi? Al sana çok oturgaçlı götürgeç gibi bir tane alıştırma işte. Alıştırmalarını da kendin yap yani. Alıştırmalarını da kendin yap. Evet. Ben de bilmiyorum ki yardımcı olayım. Neyi Ayşenur? Neyi bilmiyorsun? Ha, matematik. Evet. Kanayan yaramız matematik. Anlat, paylaş. Arkadaşlarınızla karşılıklı olarak bunları konuşun, istişare edin diyor. Ders arkadaşınızla, şerikinizle. Arapçada ikiller. Geldik müsennalara. Bunun diğer adı tesniye. Tesniye. Tamam mı? Diğer adı bunun ne? Tesniye. Peki bunun irabı harekeyle değil harfledir arkadaşlar. Harfle. Zerf hali elif. Şöyle diyelim. Zerf hali elif. Nasb ve cer hali yayladır arkadaşlar. Ref hali elif, nasb ve cer hali yayladır. Üç halinde iki alamet olduğu için biz buna nakıs irab diyoruz. Hemen o buzluktaki örneklerimizi çıkartalım. Bir tane de tesniye kelime yapalım. Bu işi çözelim. Ca'e muslimani. İki Müslüman geldi. Ra'eytu muslimeyni. İki Müslümanı gördüm. Evet. Bu zamanda bir Müslüman görmek de çok zor da. Kamil bir Müslüman yani.
Evet. Evvela kendi nefsime söylüyorum. Sellemtu alel müslimeyni ya da ala müslimeyni fark etmez. Evet. Câe fiil. Müslimani fail. Nasıl yapacağız bunun ilabını? Müslimani failun merfu'un bil elifi diyeceğiz bu sefer. Merfu'un bil elifi. Elifle merfu. Li'ennehu müsennen. Çünkü o müsennadır. Ra'eytu Müslimeyni nasıl yapacağız? Ra'a fiil. Tü fail. Merfu muttasıl zamir. Mahallen merfu muttasıl zamir. Fail konumunda. Müslimeyni. Mansubun bil ya'i. Li'ennehu müsennen diyeceğiz. Sellemtu alel müslimeyni de sellem fiil. Tü fail. Merfu muttasıl zamir. Ala car. Müslimeyni mecrur. Mecrurun bil ya'i diyeceğiz. Li'ennehu müsennen diyeceğiz. Bunun irabı da bu şekilde arkadaşlar. Arapçada bir sözcük sonuna ani eklersek veya eyni eklersek onu ikile dönüştürmüş oluruz. Çok güzel. Bak çok güzel özetlemiş. Yani ref halinde ani ekliyoruz. Efendim nas ve cer halinde eyni ekliyoruz. Ani eklediğimizde ref alametimiz elif, eyni eklediğimizde nas ve cer alametimiz ya oluyor. Bu ister müzekker sözcük olsun, ister müennes sözcük olsun fark etmez. Mesela Müslümun, müzekker, Müslümetün müennes. İkisini de tesniye yaptığımızda ikisinin de ref halinin sonuna ani, nas ve cer halinin sonuna eyni getiriyoruz. Hadi yapalım. Müslümani, Müslümeyni, Müslümeyni. Müzekkerini yaptık. Müennesini yapalım. Müslümetani, Müslümeteyni, Müslümeteyni. Hocam ben bu örnekten anlamadım. Bir tane daha yapalım. Ya, talip sözcüğünden yap. En basit sözcüklerden yap. Talibani, talibeyni, talibeyni. Talibetani, talibeteyni, talibeteyni. Hocam ben yine anlamadım. O zaman bir tane basit sözcük daha yap. Bir tane basit sözcük. Mesela nereden yap? Racülünden yap. Racülani, racüleyni, racüleyni. Evet. Peki müennesi nasıl olur arkadaşlar? Racületani, racületeyni, racületeyni olur değil mi? Müennesi de. Evet. Öyle mi olur? Vay babam vay. Racülün müennesi olur mu arkadaşlar? Evet. Racülün adam demek değil mi? Racülün adam. Onun sonuna racületün diye bir şey duydunuz mu? Racületün. Heh. Onun müennesi dolayısıyla ne gelir arkadaşlar? İmraetün gelir değil mi? İmraetün. İmraetün, imraetani. İmraetani, imraeteyni gelir yani. Evet. Bazı kelimelerin böyle dişilik çoğullukları değerli arkadaşlar, şeyle yapılmaz. Müenneslik tahsiliyle yapılmaz. Mesela ibnun, gerçi bununki yapıyor. İbnun, ibnetün de oluyor. Ama mesela ne diyelim? İşte, racülün diyoruz. Onun müennesi racületün değil. İmraetün. Tamam mı? Veya ebun diyoruz. Onun müennesi ebetün değil, değil mi? Ne onun müennesi? Ummun mesela. Evet. Güzel. Eğer kelime dişilik tasıyla bitiyorsa kapalı ta açılır. Yani şunu diyor arkadaşlar. Muallimetün. Dişil tasıyla bitiyorsa bu kapalı te. Bunlar niye üzerinde duruyorum? Çok bildiğimiz zannettiğimiz meseleleri de bilmiyoruz aslında. Karıştırıyoruz. Onun için bunları öğrenmemiz lazım. Muallimetün. İşte karşınızda kapalı ta. Buna ani getirdiğimiz zaman artı ani getirdiğimiz zaman eşittir. Bu kapalı ta açık T'ye dönüşüyor. Bu kapalı ta açık T'de bu. Açık T'de bu arkadaşlar. Muallime. Tani. Evet. Açık T. Tabi açık T'nin ortadaki hali. Bu kapalı T, bu açık T'nin müstakil hali, bu da ortadaki hali. Muallime tani, onu söylüyor. Sonra bu ekler kullanılır diyor. Önce açarsın diyor onu, sonra ani getirirsin diyor. Güzel. Kelime cümle içerisinde merfuluğu gerektiren bir konumdaysa, yani şu 9 yerden birindeyse ani, mansup ve mecrur konumdaysa, şu 13 yerden veya şu 2 yerden birindeyse, tamam mı arkadaşlar? O zaman da eyni olur diyor.
İkillerde ref alameti elif, nasb ve cer alameti yadır diyor. Nun her üç durumun ortak harfi olduğundan belirleyici bir etkisi yoktur. Alamette zikredilmez. Onunla nedir arkadaşlar? Nedir onlar? İrab nunudur. Onu ekleyin. Onunla nedir? İrab nunudur. Evet. İrab nunu. Şimdi değerli arkadaşlar, mesela fiillerde nasıldı? Yektubani, tektubani. Değil mi? Yektubune, tektubune, tektubine. Efali hamsede. Başına lem lemma, yani cezmeden edatlardan veya nasbeden edatlardan len geldiği zaman onunla ne oluyordu arkadaşlar? Onunla ne oluyordu? Onunla ne oluyordu? Düşüyordu değil mi? Dolayısıyla onlar irab nunuydu. Aslında peki muallimetani, biz bunları muzaaf yaptığımız zaman ne oluyordu? Mesela muallimetani iki okulun okulun iki bayan öğretmeni diyelim. Okulun iki bayan öğretmeni. Bunlar da düşüyor değil mi? İkiller, tesniyeler muzaaf olduğunda nundan ne olur? Düşer. O zaman şöyle bu işten pratik bir bilgi elde edelim. O da şu anda aklıma geldi. Fiiller, efali hamseler. Yensurani, yensurune. Tensurani, tensurune, tensurine. İsimlerde de tesniyelerin veya cemi müzekker salimlerin sonundaki nunlar irab nunudur. Niye? Çünkü düşmeye müsaittir. Düşmeye müsaittir. Evet. Efali hamsede fiillerdekiler ne zaman düşer fiillerdeki nunlar? Efali hamsedeki nunlar ne zaman düşer? Başına nevasıp ve cevazım edatlarından biri geldiği zaman düşer. Düşmeye programladımlar. Yani bir şey olsa da düşeyim diyor. Küseyim, oynamayayım diyor. Tamam mı? Bir şey olsa da düşeyim de diyor, oynamayayım diyor. Bu oyundan çıkayım, mızıkçılık yapayım diyor. Değil mi? Peki, isimlerde aynı durumda olan hangisi? Orada da tesniyelerle cemi müzekker salimler. Tamam mı? Onlar ne diyor? Onlar da diyor ki bize bir tane muzaafın leh getirseler de şu nunlarımızı bir salsak hissediyor. Tamam mı? Evet. Anladık mı arkadaşlar bu konuyu? Muallimel medreseti okulun iki erkek öğretmeni, muallimul medreseti okulun erkek öğretmenleri. Düşmeye müsaittiler. Çok güzel Ayşenur. Bravo. Bravo. Evet. Melike. Melike Karataş. Anladın mı? Anladın mı Melike? Evet, çok güzel. Müslimun müslimani. Müslimeyni müslimeyni. Yetmiyorsa sen de bir talip örneğini getir mesela. Talibani, talibeyni, talibeyni. Veya başka örnekleri getir. Veya müenneslerini getir. Müslimani, müslimetani. Müslimeyni müslimeteyni, müslimeyni müslimeteyni. Talibani, talibetani, talibeteyni, talibeteyni. Ref alameti elif, nas ve cer alameti ya. Sondaki nunlar muzaaf olduklarında düşecekleri için irab nunudur. Aynen fiillerdeki gibi. Aynen fiillerdeki gibi irab nunudur arkadaşlar. Bu kadar. Talibun, talibani. Talibun, talibani. Ref alameti elif. Çünkü ikil diyor. Biz bunu irabını nasıl yapıyoruz? Talibani. Merfu'un bil elifi li'ennehu müsennen. Klavyesi kuvvetli olan bir arkadaş yazsın. Öbürü de defterine, kitabına geçirsin böyle. Merfu'un bil elifi li'ennehu müsennen diyoruz. Yani elifle merfudur çünkü tesniyedir. Tesniyenin ref alameti eliftir demiş oluyoruz. Talibeyni. Mef'ulun bil ya'i li'ennehu müsennen. Ya ile pardon. Mef'ulün demeyelim. Burada çünkü mef'ul olup olmadığı belli değil. Mansubun bil ya'i, mansubun bil ya'i li'ennehu müsennen diyoruz. Bak, tekil sözcükte ref alameti dammeyken ikil sözcükte elif arkadaşlar. Gördünüz mü? Birinde alamet hareke, bak. Hareke, birinde harf.
Buraya dikkat. Saliben de fetayken salibeyni de ya. Hareke harf. Harf arkadaşlar. Salibin. Müfrette, tekillerde hareke alametimiz burada ya. Salibeyni. Evet. Burada kalalım. Ara verelim. Sonra devam edeceğiz inşallah. Bak dişiler ne yaptı burada. Sonra çoğullara geçiyor. Bırak bu kitabın tamamını, ilk 3 ünitesindeki bilgileri anlayıp uygulamayan hazırlık öğrencisi demiyorum. Hazırlığı geçip 1'e geçen öğrenci demiyorum. İlahiyat fakültesi mezunları, hatta İmam Hatip'te öğretmenlik yapan hocalar var arkadaşlar. Bak bu ilk AOF Arapça birinci kitabının birinci giriş, birinci, ikinci, üçüncü kitabındaki bilgileri tam zihninde oturtamamış. Hazırlıktan bire geçmiş demiyorum bak. İlahiyat fakültesini bitirmiş veya ilahiyatta öğretmenlik yapan, İmam Hatip'lerde öğretmen, ilahiyatta demeyeyim, İmam Hatip'te öğretmenlik yapan hocalar var maalesef. Biz de o konuma düşmemek için bu gayreti sergiliyoruz. Yoksa kimse sabah sıcak yatağından kalkıp, evet, benim gibi bir adamı dinlemek zorunda değil, değil mi? Değil mi arkadaşlar? Çok iyi oturdu. Elhamdülillah. Salibani merfu'un bil elifi liyennehu müsennen. Şu müsenneni ya ile yazalım. Bu müsenneni ya ile yazalım. Tamam mı Ayşenur? Salibani merfu'un bil elifi liyennehu müsennen. Evet, şunları müsennen diye yazacağız. Şöyle ya ile yazacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.